pandemi süreci devam ediyor dediğiniz gibi. Yani tamam bir kısıtlamalar kısmı olarak kalktı ama şey devam ediyor, tehlike devam ediyor. Bunun için vatandaş olarak bizim uymamız lazım. Çünkü uymadığımız zaman sıkıntısını biz çekiyoruz. Bakın Gaziantep'e görüyorsunuz yani turlar geldiği zaman bizim işlerimiz hareketlenir. Ne kadar yerli yabancı tur gelirse o kadar hareketlenir. Ama bu hala şu süreçte gelmiyorlar. Gelecekler ama biz buna biraz sabretmemiz lazım. Naz etmemiz lazım. Ya çok değil, buna böyle 20-25 gün kurallara uyduğumuz zaman, bunu özellikle belirteyim. Yani bunu çok şey istemiyorlar. Ne diyorlar? Maske takın. İşte sosyal mesafeyi koruyun. Bunu halk olarak ciddiye alalım. Ben Gaziantep vaka yönünden diyoruz, sınırlarda diyoruz. Biz bunları aşmamız lazım. Gaziantep organize de birinci olsun. Bu öbür tarafta birinci olmasın. Burada yine diyorum, burada üç kural var. Allah'a sırrıya bakın, bir yerde bir vaka gözüktüğü zaman o yeri komple kapatıyorlar. Yani bunun için çok dikkatli olalım. Kurallara uyalım. Kurallara uyduğunuz zaman tedbir bizden, takdir Allah'tan. Ben bunu her yerde konuşuyorum. Tedbirimizi alalım, takdir Allah'ın zaten. Burada biz bunları açtığımız zaman, bakın ildeki sınırlar açılma. Irak olsun, İran olsun, bunlardan biz hep ticaret yapıyoruz. Bunları bu yönden aşarız. Ben bu seneyi çok da kötü şu durumda vurmuyorum. Çok şükür bu Allah'tan geliyor, kuldan gelmiyor. Burada esnaf olarak biz dükkanımızı açıyoruz. Ufak tefek de olsa dükkanımızı yürütüyoruz ama eğer bana turistler nasıl dersen, Gaziantep geçen yıla nasıl dersen, geçen yıldan kıyaslamanın imkanı yok. Geçen sene bu şey yoktu başımızda. Burada insanlar televizyonlarda böyle yerleri gördü ama tedirgin oluyorlar. Ama Gaziantep'in içi hepimizi ilgilendiriyor. Türkiye hepimizi ilgilendiriyor. Yani bir yönden birbirimize endeksliyiz. Biz bunu aşalım. İnşallah işlerimiz bir noktada düzelir. Geçen senekiyle bu senenin hiçbir uzaktan yakından alakası yoktur. Geçen sene iyi kötü burada insanlar vardı, esnaf iş yapıyordu. Gezen oluyordu, tozan oluyordu, gıda sektörü olsun, gastronomi olsun, turizm olsun. Bu sene çok şükür sakin, kimse yok. Tertemiz oturuyor esnaf, sifte ederse bereket versin diye. Artık kışın nasıl edecek dur bakayım, bekleyip göreceğiz. Yani çok da hem sıcak geçiyor hem de turların gelmeyişi ister istemez ferdi gezen de zayıf. Dışarıdan insan gelmeyince içerideki insan da çıkmıyor dışarı yani. Piyasa çok sakin. Valla işin doğrusu ben fazla bir beklentim yoktur. Öyle bir sürpriz biraz bu sene zor olur gibi geliyor bana. Bu kışı, bu yazı sezonu böyle kapatacağız. Geçen yıl güzeldi, çok iyiydi geçen yıl. Bu sene daha iyi olması gerekirdi. Biz de öyle bekliyorduk. Fakat esnaf şu anda çok daralmış durumda. Virüsten dolayı. Evet, evet, tabii virüsten dolayı. Vallahi hanın durumu belli. Yani bu korona bizi mahvetti, öldürdü. Özellikle de Antep'te daha fazla isim olduğu için. Yani 17 ölü varsa 7 tanesi Antep'te diyorlar. O yüzden kimse gelmek de istemiyor, gelmiyor da. Yani netice sıfır. Antep'in yani esnaflığının bittiği gözüküyor artık. Bu seneyi zor çıkarır millet. Yani ocağa kadar kalacağını zannetmiyorum. Buranın yarısı kapanır. Alternatifler de yok. Tur geliyordu, o da kalktı. Yani benim çok müşterilerim var. Antalya'da olsun, İzmir'de olsun, Aydın'da olsun, İstanbul'da olsun, Samsun'da olsun, Trabzon'da olsun. Tur geliyordu. Erzincan, Erzurum, buralardan tur geliyordu. Onlar da gelmez oldu. Genel itibariyle Türkiye'de COVID-19 korona nedeniyle tabii ki sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'nin dört bir yanına
daha doğrusu dünyanın dört bir yanına yayılan bu hastalıktan dolayı illaki bizim de iş konumuzu bayağı bir etkiledi. Etkilemesinden ziyade Gaziantep'te vaka sayıları biraz daha yüksek olduğu için hani gerekse iş konusunda gerekse turlardan bizim genelde hani sezonumuz 5. aydan başlıyor ta ki 12. aya kadar. Hani burada geçen seneye göre bakılırsa Antep'te Zincirli Bedesten'de hani tarihi yer olmasına rağmen, turistik yer olmasına rağmen yani insan yere düşmezdi şu anda. Yani dışarıdan gelen gurbetçi sayılarımız bayağı bir az. Artı yani gerekse yurt dışından da gelen müşterilerimiz yok. Malum Covid-19'dan dolayı bütün işlerimiz hani sakin. Yani gelen dışarıdan gelen turlardan olsun, dışarıdan gelen çevredeki müşterilerimizden olsun bu şekilde hani işlerimiz bayağı bir düşük. ...2012'den sonra zaten durdu buralar. Şu anda virüs davasının pandemi dönemine %90 falan daha düştü. Hiç kimse kalmadı tur falan. Herhalde Almancılar da gelmez zaten bu sene. Bir ümidimiz oydu. Şu an genel bayrama 2 hafta kala buralar tıklım tıklım olurdu. Şu an görüyorsunuz. Hani tam iş yapacağımız dönemlerde zaten sıfır. 4 aydır falan dükkan kirası ödemiyor kimse. 64 dükkan var burada Zincirli ve Desen'de. Şu an kime giderseniz gidin zaten hepsi de ölü. Ortak giderler. Dükkan kiraları hepsi duruyor. İlerleyen günlerde umudumuzu kestik valla. Böyle giderse zaten 2021'de falan yine böyle olacak. Hemen geçecek bir olay da değil çünkü. Burada sana çekim de yaptırmak lazım. İzin istiyorum.